Cahit Cebe kanalına hoş geldiniz. İlçeye inen kurda arabayla saldıran bir tane vatandaş ne kadar canice saldırdığını görüyorsunuz. Evet, burada da alttaki tarihe önemli dikkat etmenizi istiyorum. Evet, bir gün sonra kurtlar bu köpeği yiyor. Köpeğin sahibi paylaşmış, çok üzücü bir durum. Burada da cılız bir kurt açlıktan gözü dönmüş. Bakın, sahibi yanında köpeğe saldırıyor. Aslında ben bu görüntüyü ilk gördüğümde kurdun eğitilmiş olduğunu düşündüm. Evcil bir kurt olduğunu zannettim. Ancak yanıldığımı arabanın aynasını görünce fark ettim. Araba içerisinde çekti. Burada da 3 tane kurt ilçe merkezine inmiş. Yine 4 tane sokak köpeği tarafından kovalanıyor. Köpekler gerçekten çok cesaretli. Bakın, kurtlardan bir tanesini yakaladılar ve diğer kurtlar kaçtı. Kurtlar normalde böyle şeyler yapmazlar, ancak arkalarından ateş edilmiştir veya insanlardan korktukları için bir şekilde püskürtülmüşler, kaçıp gittiler. Burası da Türkiye arkadaşlar. Kurtlar dışarıda kalan buzağa saldırıyorlar. Daha doğrusu düve, yani artık yetişkin bir inek. Bakın, köpek tarafından fark ediliyorlar. Ancak köpek kurtlardan çekiniyor ve yakınlarına bile gelmiyor. Metrelerce uzaktan olayı seyrediyor. Sadece havlamakla olaya müdahale etmeye çalışıyor. Tarih 2023. Hemen geçen hafta bu olay yaşandı. Bakın, saatlerce düvenin etrafında dolanan kurtlar ineği imha etmek için uğraşıyorlar. Aslında müsait bir yer olmuş olsa, yani 5 dakika 10 dakika içerisinde hayvanı yere yıkarlar. Ancak mahalle içerisinde sabaha karşı düveyi yemişler. Evet, düvenin son durumu. Kurtlar tedirgin olduğu için uğraşıyorlardı. Burada da buna benzer bir görüntü daha önce internette düşmüştü, ancak bu görüntü o değil. Bakın, burada ben görüntüyü birazcık boğalaştırmak zorunda kaldım telif yememek için. Yerde yatan bir tane köpek, sokak köpeği, ancak cüsse olarak kurda yakın bir köpek. Köpek siyah beyaz benekli olduğu için çok fazla bu şekilde dikkat çekmiyor. Ancak her yer kan doluydu yerlerde. Köpeğin bağırsakları adeta yere dökülüyordu. Çünkü kurt köpeğin midesini çoktan deşmişti. Zaten kurtların amacı ilk başta hayvanı yere yıkmak için karın boşluğuna saldırmak. Burada da kurtlar yine merkezin etrafında dolanırken iki tane sokak köpeğini fark ediyor. Ve o esnada pencerede bunları görüntüye alan bir tane vatandaş, yer Rusya. Ben sokak köpeği olduğunu söyledim, ancak arkadaşımız kurt olduklarına iddiacı oldu. Karar yine de sizin. Burada da yine yer Rusya. Yerleşim yerine gelen iki tane dev kurt. Gerçekten dışarıda bu kadar aç kalmalarına rağmen kurtlar bu kadar iri olabilmeyi nasıl başarıyorlar bilmiyorum. Bakın, köpek siyah olmasına rağmen siyah renk akşam karın üzerinde net olarak gösterişli görünür. Ancak kurtlar daha iri duruyor. Ve ne kadar zeki olduklarına bakar mısınız? Sürekli olarak tabiri caizse filmlerde söyleniyor ya, gerilla taktiği. Vurkaç taktiği yapıyorlar köpeğe. Kendini gösterip köpeği karanlığa çekmeye çalışıyor. Ne kadar pusucu bir hayvan olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Bakın, iki tane olmasına rağmen bir tanesi gelip kendini zayıf gösterip köpeği yanına çekmeye çalışıyor. Diğeri arkada. Aslında köpeğe bu şekilde kendini zayıf göstermeye çalışıyor, yani net olarak. Köpeği yakalayabilseler köpeğin işi bitecek. Biri sürekli olarak geride kalıyor. Ancak köpek çok akıllı. Binanın, sitenin içerisine kaçarak kendini kurtarıyor. Muhtemelen orada birileri var ki kurtlara daha fazla yaklaşmak istemiyor. Köpek de elinden geleni yapıyor. Zaten tek başına bile bir tane kurtla baş edebilmesinin imkanı yok. Yani en azından bu kurtlarla.
Çünkü bu kurtlar gerçekten yetişkin ve sağlıklı kurtlara benziyorlar. Bu sene kış geç geldiği için Türkiye'nin çoğu yerinde kurtlar yerleşim yerlerine inmediler bu sene. Siz de fark etmişsinizdir. Ancak kış bu hafta başladı ve kurtlar, bakın, kışın ilk günlerinde yine köpeklere saldırdılar. Burada olay biraz karışık duruyor. Ben size açıklamasını yapayım. Benim fark ettiğim kadarıyla orada iki tane kurt var. Bir tane köpeği yakalamış ve köpek üzerinde beslenmeye çalışırken olay yerine 3 tane köpek geliyor. Köpekler teker teker geliyor. 1, 2, 3 şeklinde olay yerine geliyorlar. Ancak iki tane kurt orada, biri beslenirken diğeri bu koca köpekleri olaydan uzak tutmaya çalışıyor ve bunu başarıyor. İnanılmaz bir durum arkadaşlar. Videonun devamını kestim. Ancak şöyle bir durum var. Köpekler 5'e 6'ya kadar çıkıyor. Ancak böyle kalabalık bir duruma geldikleri zaman kurtlar yerdeki köpeği bırakıp kaçıyorlar. Çok ilginç bir olay. Kurtlar o kadar da ağam şam kurtlar değil. Ancak köpeklere bakarsanız gerçekten cüsseli köpekler, yapılı köpekler. Belki de bu köpeklerin sahibi benim köpeğim kurtçuldur diye övünerek geziyordur ortada. Ya da bu köpeklerim kurt yakalarsa hiçbir şekilde elinden kurt kurtulamaz diye köpeğiyle övünüyordur. Umarım köpek sahipleri burada köpeklerini görüyorlardır. Bakın, bir tanesi ısrarla havlıyor ancak diğer kenarda duran beyaz hiç umursamıyor. Dediğim gibi köpek sayısı 6-7'ye çıktıktan sonra kurtlar kaçıyor. Ancak o kısmını paylaşmadım. Biraz sakıncalı şeyler vardı içinde. Burada da koyunlara saldıran bir tane kurt. Evet, yine yer Türkiye arkadaşlar. Avcı arkadaşlarımızdan gelen video. Bakın, av köpeğini fark eden iki tane kurt. Aslında köpeği burada bölgelerinden çıkartmak için köpeğe saldırıyorlar. Ve köpek sahibi orada olduğu için daha fazla yaklaşmaya cesaret edemiyorlar. Beni memnun eden tek şey burada oradaki avcı arkadaşın kurtları vurmaması. Normalde böyle durumlarda avcılar dayanamaz ve o kurda ateş eder. Ancak buradaki arkadaşımız olayı çekmeyi tercih etmiş. Bu videonun buraya katma sebebim çok hüzün dolu bir görüntü. Bakın, kedi kendini kurtardığını zannetti ancak köpeklere yem oldu. Yine burada, burası bir kurt çiftliği arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Bu görüntüleri birçok arkadaşımız paylaşıyor. Ancak burası doğal bir kurt parkı ve ara ara böyle kurtların içerisine eşekler, katırlar bırakılarak hayvanların doğal yaşamına müsaade veriyor insanlar. Burada da yine birebir boğuşan kurt ve köpeğin videosu. Çok acımasız gibi duruyor burada. Belki de bunu paylaştığım için birçok arkadaş beni kınayacaktır. Ancak arkadaşlar, şu anki görüntü güvenlik kamerası tarafından çekilmiş. Bunu eminim siz de fark ediyorsunuzdur ve orada kurt köpeğe saldırıyor. Şöyle düşünün, biri ölürken biri yaşıyor. Oradaki köpeğin acele geldiği için o kurda yem oluyor. Zaten köpeğin sahibi fark etse kesinlikle müdahale ederdi. Eminim sizden biri de orada olsa yine müdahale ederdi. Bakın, buradaki kurtlar da yerleşim yerine geliyor. Birazdan olayın boyutu değişecek. Evet, burada avlarını gördüler ve saldırıya geçtiler. Evet, videonun devamı burada. Elleri dolu geri döndüler kurtlar. Ağızlarında bir şey var. Kedi mi, sokak köpeği mi tam bilmek mümkün değil. Ancak kurtların ne kadar iri olduğunu gördünüz. Bu da Türkiye'ye ait eski bir görüntü. Kurdu gören köpek koşarak uzaklaştı. Buradaki görüntüyü midem bulanarak buraya kattım. Çok üzücü bir durum. Burada bir insan yatıyor ve kurtlar tarafından yenilmiş. Gerçekten görüntünün nereden çekildiğini bilmiyorum. Ancak bu sene tarih 2022 gösteriyordu. Ve görüntünün net halini ben izledim. Bu şekilde boğumlaştırmak zorunda kaldık. Yani dışarıda kalan insanlar bile kurtlara yem olabiliyor. İlk defa gördüm ben. Daha önce duymuştum ancak hiç görmemiştim. Burada da ahala girmeye çalışan kurt
ayakları çite takılmış ve yakalanmış. Kurdun büyüklüğüne bakar mısınız? İnsan boyutunda bir çi. Evet, insanlar tarafından fark edilmiş. Kafa yapısına dikkat eder misiniz? Bu görüntü yazın çekilmiş. Yazın kurtlar kürklerini döktüğü için çok böyle ince bir fiziğe sahip gibi görünüyorlar. Ama çok çevik hayvanlar. Çoğu kurt için yükseklik kesinlikle fark etmiyor. Yüksek çitlerden bile atlıyor veya tırmanıyor. Evet, burada da yine kurtlar köpeğe saldırmış. Hedeflerinde bir tane köpek var. İki tane kurt. Güneydoğu'nun çoğu bölgesinde arkadaşlar kurtlar çoğu yerinde diyorum bakın. Sürü halinde gezmezler. En fazla böyle çift olarak gezerler. Çünkü hayvanlar karınlarını doyuramadıkları için sürü dağılıyor yiyecek için ve bir daha bir araya gelmiyorlar. Genelde böyle %50 kesimi daha doğrusu bu şekilde çift olarak gezer. Diğer %50 kesiminin büyük bir kısmı yine tek olarak gezer. Kalan kısmı da ormanlık alanların bol olduğu yerlerde kalabalık sürü halinde gezerler. Ama genelde böyle çift olarak gezmeyi tercih eder. Bir dişi bir erkek olmak üzere. Bu şekilde daha rahat avlanıyor. Daha rahat gizlenebiliyorlar. Ve gördüğünüz gibi de avlanırken hiç sıkıntı çekmiyorlar. Çünkü köpeklerle baş edebilmek onlar için büyük bir sorun değil. Ancak dişli köpekler için olay tam tersi bir boyuta geliyor. Bu da eski bir görüntü. Videonun sahibi köpeğinin 11-12 aylık olduğunu söylüyor. Yani genç bir köpek. Daha yetişkinliğe tam olarak oturmamış bir köpek. Ancak kurda nasıl hışımla saldırdığını görüyorsunuz. Ağzında avı var ve köpeğin bölgesine çıkmaya çalışırken bekçiye yakalandı. Ancak köpek zincirli olduğu için istediği gibi hareket edemiyor ve fırsatı bulan kurt olay yerinden uzaklaşıyor. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. İyi seyirler.